24 Eylül akşamı Ermenistan'dan gelen haberler tüm gözleri ülkeye çevirdi. Azerbaycan'ın başlattığı ve Karabağ'daki son Ermeni unsurların temizlenmesini önceliklendiren anti-terör operasyonu sonrasında Ermenistan'da protestolar şiddet arttırdı. Çünkü Azerbaycan'ın 23 saat 43 dakika süren operasyonu sonucunda Ermenistan masaya oturacağını ve Azerbaycan'ın şartlarını kabul edeceğini söyledi. Paşinyan ve Ermenistan, Karabağ'daki de facto yapıdan kurtulup bölgedeki Ermenileri Ermenistan'ın ana topraklarına yerleştirmek ve resmi Ermenistan'ın Ermenistan topraklarına refah getirmek istiyor. Çünkü Karabağ'ın ülkeye getirdiği yük Ermenistan'ın kısıtlı ekonomisinde kaldırılabilecek durumda değil. Bir grup asker Paşinyan'ı devirmek için silaha başvurdu. Eski Erivan Belediye Başkanı Albert Bazeyan ve 7 kişi gözaltına alındı. Devlet Haber Ajansı Armen Press, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi ve Soruşturma Bürosu'nun ortak çalışması sonucunda bu 8 kişi tespit etti ve tutukladığını duyurdu. Ayrıca ilk verilere göre protestolara katılan 150 kişi de gözaltında. Bu grup kendilerini yurtsever haçlılar diyor. Paşinyan bir süredir mağlup pozisyonda olmasına rağmen kazanım elde edebilen bir noktada bulunuyor. 2020'de Dağlı Karabağ 44 günde kaybetti ama bunun üstüne girdiği her seçimi kazandı ve desteklenme oranı büyük bir azalma yaşamadı. Bu içerikte Ermenistan'ın son darbe girişiminden başlayarak geçmişe uzanan bir Ermenistan yolculuğu yapacağız. Öncesinde küçük bir ricam var. GZT'ye abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Ben Sinan Bakioğlu hazırsanız başlayalım. Ermenistan'ın kısa bir profilini çıkaralım ve Paşinyan'ın göreve gelişini anlatarak başlayalım. Ülkenin 2021 yılındaki gayri safi yurt içi hasılası 39.6 milyar dolar seviyesinde. İkinci Karabağ Savaşı sebebiyle ülke 2020 yılında %7.2'lik bir küçülme yaşadı. Bakır ve altın yatakları konusunda zengin. Kişi başına düşen yıllık gelir 14.500 dolar civarında. Ekonomisinin %16.7'sini tarım, %54.8'ini hizmet, %28.2'sini sanayi sektörü oluşturuyor. Kalan kısım diğer sektörler arasında minimal ölçüde pay edilmiş durumda. Derin ve yapışkan bir işsizlik oranı var. 2021 yılının verilerine göre bu oran %20.9. Paşinyan'ın dönemin Milli Güvenlik Bakanı olan Sarkisyan'a karşı hakaret ettiği iddiasıyla aldığı bir yıllık hapis cezası kamuoyu tarafından tanınılırlılığının artmasını sağladı. 1999'dan 2012 yılına kadar yönettiği Haykakan Zamanak veya bilinen ismiyle Ermenistan Zamanları isimli gazetenin genel yayın yönetmenliğini yürüttü. Medya kariyeri sırasında Ermenistan'ın siyasi konuları ve yöneticileri hakkında yazılar kaleme alındı. Ermenistan'ın ilk devlet başkanı Petrosyan, ikinci devlet başkanı Koçaryan ve Sarkisyan'ı sert bir dille eleştirdi. Eleştirilerin temelinde bu isimlerin Paşinyan'a göre Rusya yanlısı tutum ve politikalar izlemesi vardı. Bu gruba Dağlı Karabağ çetesi dedi. Gazetecilik günlerinde de Türkiye ile yakın ilişkiler tesis edilmesine yönelik yazılar yazıyor ve komoy oluşturmak için çaba harcıyordu. Aktif siyasete dahil olana dek siyasetin sokak kademesinde de yer aldı. 2012 yılında milletvekili seçildikten sonra da sokak ile bağını koparmadı. 2018'de kendisini göreve taşıyacak olan Kadife Devrim protestolarına liderlik ederken Sarkisyan'ı istifaya çağırdı. 2018'de göreve geldikten sonra ülkedeki Rusya yanlısı yapıyı tasfiye etmek istedi. Bununla birlikte Ermeni halkına refah getirmeyi de istedi. Pro Karabağ görüşüne sahip güvenlik bürokrasisi Paşinyan'ı sürekli engel çıkartmak için uğraştı. Dönemin savunma bakanı Tonoyan Paşinyan'ı yok sayarak Tovuz'a saldırmıştı. Bağımsızlıktan günümüze kadar Terpetrosyan, Sarkisyan, Koçaryan ve Paşinyan döneminde yaşanan gelişmeler ülkedeki Rus etkisini göz önüne getiriyor. 1998 yılında Petrosyan döneminde yaşanan ekonomik kriz ve muhalefetin baskısı sonucunda istifaya zorlanması Paşinyan'ın başına gelenler konusunda geçmişten bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Peki Dağlık Karabağ konusunda ne oldu? Etnik çeşitliliğiyle öne çıkan ve petrol ve gaz boru hatlarıyla kesişen bu bölge birçok önde gelen ülke için stratejik bir ilgi alanı olarak karşımıza çıkıyor. Mevcut kriz, bölge bölgesel istikrar ve uluslararası ilişkiler açısından sonuçlarıyla birlikte bölgenin jeopolitik manzarasını yeniden şekillendirebilir. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhalefetin sokak eylemleriyle kendisini istifaya davet etmesinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülkedeki bazı örgütlerin iktidarını devirmek için darbe planı içerisinde bulunduğunu söylemişti. Anka Lobisi Başkanı Aram Suran Hamparyan, Facebook meta hesabından yaptığı bir paylaşımda Paşinyan yönetimine ağır bir eleştiri getirmişti. Bu postunu darbe çağrısı olarak düşünenler oldu. Bu iddiaları detaylandıralım. 2020-2021 tarihleri arasında Ermenistan'daki Paşinyan muhalifleri kitleler halinde sokaklara çıktı. Gösterilerin ana sebebi Karabağ'da Azerbaycan'a karşı mağlubiyet alınması ve ülkedeki ekonomik problemlerdi. Protestolar 9 Kasım 2020'de başladı ve 25 Nisan 2021'e kadar sürdü. Karabağ'ın 44 günde kaybedilmesi bardağı taşıran son damla oldu. Göstericilerin talebi savaşın yeniden başlaması ve imzalanan barış anlaşmasının askıya alınmasıydı. Sonrasında içlerinde Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ın da içinde olduğu üst düzey 40 Ermeni subay bir muhtıra yayınladı. Eski başbakanlardan Vazgen Manukyan da bildiri imza atmıştı. Koçar yanında muhtıra veren subaylara destek veren açıklamalarıyla birlikte bu iki ismin Paşinyan'dan sonrası için muhtemel adaylardan olduğunu anlayabiliriz. Bunun üstüne Paşinyan, başta Gasparyan olmak üzere bildiride yer alan tüm subayların görevden alınmasını yönelik bir kararname imzaladı. Ancak bu kararname Armen Sarkisyan tarafından veto edildi. Paşinyan aynı tasarıyı bir kez daha onay için Sarkisyan'a e gönderdi. Kararname tekrar onaylanmadı. Daha sonra Paşinyan mevcut durumu kullanarak Gasparyan'ı görevden aldı ordu halka ve seçimle göreve gelenlere itaat etmeli dedi. Ayrıca Paşinyan seçilmiş bir başbakan olarak tüm generallere, subaylara ve askerlere emir veriyorum. Ülkenin sınırlarını ve toprak bütünlüğünü koruma görevini yerine getirin diyerek sadece kendisine ve siyaset mekanizmasına itaat edilmesini istedi. Paşinyan hükümeti bir süredir ülkesini Rusya güdümünden çıkarmak istiyor. Göreve geldi 2018 yılından itibaren devlet üzerindeki Rus nüfuzunu kırmak için çaba harcıyor. Bilindiği üzere Ermenistan'ın teçhizat ve çeşitli askeri mühimmatların tedarik konusunda Rusya'ya büyük ölçüde bağımlılığı vardı. Özellikle İskender füzesinin Ermenistan'a verilmesi Rusya'nın dış politikada ilk defa gerçekleştirdiği bir hamleydi. Çünkü Rusya bu özel silahını kendisinden başka hiçbir ülkenin kullanımına sunmamıştı. Paşinyan bu füzelerle ilgili olarak işe yaramaz ifadelerini kullandıktan sonra ülke içindeki muhalefetin, ordunun ve Rusya'nın tepkisini çekmişti. Ermenistan'daki Rus nüfuzunu anlatalım. Ermenistan'a bağımsızlığına getiren kadro her ne kadar eski Sovyetler Birliği mensupları olsa da Ermeni milliyetçiliği motivasyonuyla hareket eden isimlerdi. İlk devlet başkanı Levontar Petrosyan ve diğerleri. Tabi bu konudan bahsederken sadece Rusya'nın Ermenistan üstünde bir gücü var demek doğru olmaz. Ermeni lobileri dünyanın önde gelen ülkeleriyle birlikte Rusya'da da faaliyetler yürütüyor. Dünyada yaklaşık 10 milyon Ermeni var. Bu nüfusun yaklaşık üçte biri Ermenistan topraklarında ikamet ediyor. Geri kalan Ermeniler farklı ülkelerdeki diasporalarda yaşıyor. Fransa, ABD, Gürcistan Lübnan ve Suriye'deki diasporaları örnek olarak gösterebiliriz. Rusya'da da büyük Ermeni nüfusları yaşıyor. Rusya'daki Ermeni varlığının 2,5 milyon civarında olduğu söyleniyor. Sovyet döneminden günümüze kadar ülkedeki Ermenileri toplumsal zeminde ve siyaset sahnesinde rol almayı başardı. Ülkenin güney bölgelerinde yaklaşık olarak 100 bin Ermeni yaşıyor. Krasnodar, Stravtopol ve Rostov bölgesinde yoğun Ermeni yerleşimleri mevcut. Daha önceki Paşinyan konulu içeriğimizde bahsettiğimiz Wagner'deki Ermeni mevcudiyeti konusunun temelini Rusya'daki Ermeniler oluşturuyor. Rusya menşeli paramiliter örgüt Wagner bünyesinde 3000'e yakın Ermeninin silah altına alındığı biliniyor. Bu grup kendilerine Rusya vatansever edenmesine karşılık ana vatan Ermenistan'la bağlarını zayıflatmamaya ve diri tutmaya özen gösteriyor. Rusya'daki Ermeni varlığına bir örnek verelim. Dışişleri Bakanı Lavrov Ermeni kökenlidir. Şubat 2005'te Rus Ermeni Üniversitesi'ne katıldığı bir konferansta damarlarında temiz, saf Ermeni kanı akıyor demişti. Rusya'nın en zengin kişilerinden biri olan Samvel Karapetyan Ermenidir. Rusya Ermenistan ilişkileri de 2. Dağlık Karabağ Savaşı öncesi Rus medyasında geniş bir yer tutuyordu. Rusya'nın önde gelen medya kuruluşlarından olan RIA Novosti'de Dağlık Karabağ bölgesi hakkındaki konulara Ermenistan teziyle yaklaşılıyordu. Bölge Artsah Cumhuriyeti, yani Dağlık Karabağ Özel Cumhuriyeti olarak lanse ediliyordu. Paşinyan ülkedeki Rus hegemonyasını tasfiye ederken baştaki güçsüz pozisyonunu artık değiştirebilmişti. Çünkü 2022'de tekrar başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Rusya'nın Ukrayna steplerinde kilitlenmesi ve tüm dünyanın odağının bu bölgeye kayması ile birlikte daha gür bir sesle ABD ile yakın ilişkiler tesis edeceğini paylaştı. Ermenistan Karabağ konusunda AB'nin de desteğini arıyor. Savunma Bakanı Papikyan 22 Eylül'de Güney Kafkasya ve Gürcistan'daki krizlerden sorumlu AB özel temsilcisi Toyvo Kla ve AB'nin Ermenistan heyet başkanı Vasilis Maragos'u kabul etti. Bu toplantıda Azerbaycan'ın son anti terör operasyonu ve yeni mevcut durum konuşuldu. Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya ilgisi Mayıs 2004'teki strateji belgesine dayanıyor. Bölge Avrupa komşuluk politikası yaklaşımının bir parçası haline geldi. Enerji kaynakları ve güvenlik önceliklendirildi. Terör, organize suçlar ve terör tehdidi sebebiyle bölgeden AB ülkelerine yapılabilecek göçler, AB'yi endişelendirdiği için bu konuya öncelik verildi. Avrupa Birliği, Arap Baharı süreci ve Rusya'nın kırım ilhak etmesinden sonra komşuluk politikası yaklaşımında değişime gitti. AB sınırlarının doğu ve güneyinde yer alan ülkelerle diyaloglarının hızlandırılması yaklaşımına gidildi. Bir misyon kuruldu. Misyonun amacı Ermenistan'ın sınır bölgelerindeki istikrar, sahada güven ve ateşkesi tesis etmek ve AB'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme çabalarına destek vermekti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakarova, ne yazık ki AB'nin müttefikimiz Ermenistan'da bir yer kazanmak için hiçbir bir çabadan kaçınmadığını ilk kez görmüyoruz. Güney Kafkasya'daki ilişkileri normalleştirme çıkarlarından çok uzak olan bu hamlelerin arkasında sadece siyasi tutumlar görüyoruz." demişti. Ermenistan bölgede Agit'in varlığını görmek istiyor. AB'nin komşuluk ve genişlemeden sorumlu komisyon üyesi Varhely'i de Ermenistan'ın yanında olduklarını vurguladı. AB ile Ermenistan arasındaki yakınlaşma ilk olarak 24 Kasım 2017 tarihinde resmiyet kazandı. Haziran 2018'de bazı maddeler yürürlüğe girdi ve anlaşma 17 Aralık 2020'de olarak uygulanmaya başlandı. Sözlerimi editör yorumuyla toparlamak istiyorum. Yaşanan tüm bu gelişmeler Ermenistan'ın gelecekte AB ve NATO'ya üye olup olmayacağı sorusunu sormamıza sebep oluyor. Paşinyan ve Ermenistan'ın Batı ile uygun bir tandans yakaladığı ilk fırsatta Batı ile ilişkiler konusunda daha somut ve resmi adımlar atılması beklenebilir. ABD 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Kafkasya'da hakimiyet kurabileceği bir an kolluyordu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan kilitlenme durumu ve Ermenistan'ın hamle leri gelecekte Ermenistan üzerinde geniş ve tam tahkim edilmiş bir Amerikan üssü varlığına sebep olabilir. Böylece Rusya'nın ABD tarafından Doğu Avrupa ve Karadeniz üzerinden sıkıştırılacağını düşünülürken bu manevra Kafkasya üzerinden gerçekleşebilir. Ukrayna Savaşı'nın çıkma noktası olarak Ukrayna'nın NATO'ya olan ilgisini söyleyebiliriz. Benzer bir durum Ermenistan içine gerçekleşebilir mi? Bunu bizlere zaman gösterecek. Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve bu tarz daha fazla içerik izlemek için GZT'ye abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. 24 Eylül akşamı Ermenistan'dan gelen haberler tüm gözleri ülkeye çevirdi. Azerbaycan'ın başlattığı ve Karabağ'daki son Ermeni unsurların temizlenmesini önceliklendiren anti operasyonu sonrasında Ermenistan'da protestolar şiddet arttırdı.